Dünya öbür ucuna taşınmasıyla birlikte böyle e, boksör pozu vardır. Ya. <laughs> Folklor insanı olarak e, kaldın sene. Dünya malı kalmadığını fark ettim. Daha hemen 3-5 dakika içerisinde e, anlamıştım. Diyanar'la Plak Sohbetleri'nin bugün konuğu bizim Anadolu rock müziğinin yeni kuşaklardaki en e, iflah olmaz e, romantiği Umut Adan. Umut hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Umut sen bu konuda hakikaten soyadın gibi adanmış bir insansın. Diyorlar. Fakat İstanbul çocuğusun. Anadolu evet. rock'a nasıl e, bu kadar sevdalandın? Muhtemelen çocukluğunda e, tohumu atılmış bir sevda bu. Kesinlikle ben e, İstanbul bir de e, İstanbullu olmakla birlikte İstanbul cadde bostan'da büyümüş bir kişi olarak o kadar büyük bir Anadolu ruhunun orada ikinci, üçüncü jenerasyondan Anadolu'lu insanlar olmasına rağmen o kadar büyük Anadolu ruhunun e, solunduğu bir yerde büyümedim. Zaten 12 Eylül oldu ben çocukken arkasından da e, mahallenin formatı giderek daha da değişik bir hale geldi. Fakat e, benim ailemde hemen her, herkes İstanbul doğmalı, doğum, büyüm, doğma büyüme olmasına rağmen... E, Dedemin jenerasyonunda bütün Anadolu'yu gezmiş bir jenerasyon var asker ailesi olduğu için. Evet. Bu Hakkari, Malatya, Kars, Ankara e, ve diğer şehirleri barındırıyor. Babamdan duyduğum Anadolu ile ilgili bütün güzel türküler, memleketini memleketin seven insanların çocuğu olmak evet. e, ve bununla birlikte Cadde Bostan'da büyümeme rağmen Babamın Karaköy'de çalışıyor olması, Karaköy 80'lerin sonu ve ortasında İstanbul'da Anadolu kültürünün en çok hissedildiği mahalleydi. Ben Cadde Bostan'dan Karaköy'e giderken kültür şoku yaşardım. <laughs> e, stereotiplere takılmamış bir ailenin çocuğu olmama rağmen Karaköy'e geldiğimde benim dünyam değişirdi. Bunun baş sebeplerinden bir tanesi yemeklerin değişmesi çocuk kafasında e, insan tipolojisinin değişmesi. Bir anda kafanızı döndüğünüzde değişik coğrafyaların değişik noktalarından gelmiş bir sürü insanla rastlaşmış olmak. Ve hepsinin önemlisi sesler. İstanbul'un Anadolu tarafından Avrupa tarafına geçmenizle birlikte müziğin şekli şemali de değişmeye başlardı. Bu coğrafyanın ürettiği en asil, en güzel sanatçıların yolda posterlerini görmeye başlardınız. Ben Tophane'de okudum. Hiç unutmam. Ortaokulda okula giderken Ali Ekber Çiçek'in şöyle bir resmi vardır. Elinde sazıyla şu tarafa dönmüş takım elbiseli. Ona takılır kalırdım. Herhalde bir adanmışlıktan daha çok bir chosen one sendromu olabilir. Seçilmiş <laughs> olan yani bu da senin derdin. Bununla uğraş der gibi hayatın verdiği. Peki o fotoğrafı destekleyen sesler var mıydı evin içinde? Örneğin e, dedenden ya da babanın alıp eve getirdiği plaklar gibi. Plaklar oldukça vardı. E, çok sayıda vardı. Fakat beni e, rahmetli babamdan bana kalan en büyük miras kendisinin sesinden duyduğum Türkülerdi. O bir şey yaparken sürekli türkü söylerdi. Biz türkü dinleyen bir aile e, idik. Çok ilginç bir şekilde bu konuda tabii radyonun da kaynakları çok çok. Sanırım sütleri. bu e, türkü merakı da e, babana dedenden kalmış. Dedemden kalmış. Çünkü dedem Hakkari ve e, Edirne'den Hakkari'ye her yerde görev aldığı için Sen dedeni gördün mü? Dedemi tanıdım. Aramız çok iyiydi. Çok severdi beni. Nur içinde yatsın. Çok e, çok nazik bir adamdı. Zaten adı da Nezihi'ydi. O yüzden hmm. e, onlara, onlar gittikleri yerdeki şeyleri alıp hepsini İstanbul'a getirmiş insanlardı. Babaanne mutfağına baktığınızda hiç zaman için İstanbul mutfağı diyemezdik. Orası tü, Anadolu mutfağıydı. E, böyle veriler öyle bir zamanda insan üzerine akmaya başladığı zaman merak motor haline geliyor. Evet. Tabii daha sonra yaptığım, tanıştığım insanların da üzerimde etkisi çok büyüktür bu rolde. Sanırım o senin doğup büyüdüğün e, semtteki bir takım e, abiler, arkadaşlar Kesinlikle. veya babanın arkadaşları e, arkadaş. üzerinde önemli rol oynadı senin. Kesinlikle. Çünkü ben babamla çok vakit geçirme şansı yakalamış bir çocuk olduğumdan e, ondan akıyordu. Yani Elazığ, Erzincan e, kendisi tipik, belirgin bir İstanbulluydu. Bütün davranışlarından, e, bütün kafasının içindeki külliyattan fakat gittikleri yerlerde büyüdükleri yerde hiçbir şeyi iniyor etmeyip hepsini İstanbul'a getirmiş insanlardı. Bu da benim kısmetim oldu diyebiliriz. Onun dışında çevrende seni etkileyen kimler oldu? Yani gerek dönemdaş olsun gerekse senden büyük abiler olsun. 12 Eylül'den hemen sonra Büyüdüğümü dikkate alırsak, 12 Eylül sonrasında da ergen olduğumu düşünürsek, Türkiye'de aydınlar ve aydınların hayatlarıyla ilgili çok fazla haber kulağa geliyordu gelişme çağında. Bunların bazılarının hikayeleri, yaşadıkları zorluklar, 12 Eylül'ün insana bıraktığı o o kötü duygular beni gelişme çağında etkilemeye başladı. Birisi bakarsanız harika bir şey yaratmış, başına bu gelmiş. Öbürü bambaşka bir şey üretmiş. Başına şu gelmiş. Derin içinde büyüyerek e, harman oldu kültürel hmm. bakımdan e, kafam. Bir de buna e, 14-15 yaşında önce Süreyya Berfe'yi sonra e, Fikret Kızılok'u tanımam. E, artık e, ok yaydan çıkmış bir hale geldi benim kafamda. Bu iki ismin e, senin üzerindeki etkileri ne oldu? Ben hayatımın 16 ile 19 yaş arasındaki hemen... Özellikle yaz aylarındaki haftadaki en az 3-4 günü Süreyya Berfe ile geçirdim. Hı hı. Kendisi çok ileri seviyede bir ilerici ve tartışılmaz bir aydın olmasıyla birlikte edebiyat dünyamızdaki yerini benim anlatmama hı. gerek yok. Hı. Onunla beraber Fikret Kızılok'u tanımam. Onların kendi aralarındaki ilişki, oturduğum masada sağ olsunlar beni de sağ olsunlar derken nur içinde yatsınlar beni hiç zaman için bir köşeye koymazlardı. Oturduğum zaman muhakkak çuvallarını açarlardı. Benim nasiplenmeye başardığım şeyler için bugün insanların nasıl bir yola girmesi, nasıl bir şey, kötü bir terim ama ödemesi gerekir ki o bilgilere sahip olabilsinler. O akıyordu. Aktığı zaman ben orada yalnızca durup onlarda inenleri toplayıp bir de evime gidip muhakkak dersimi çalışmak. Hı -hı. yetiyordu. Babanın yakın arkadaşlarıydı, değil mi her ikisi de? Ben ben bunda haberim yoktu, haberim yoktu. Şimdi Büyük Yalnızlığa Devam adlı bir oyun sunuyorum İstanbul'da moda sahnesinde. Orada bu olayların kronolojik olarak ilerlemesinden de bahsediyorum. Hı -hı. Babamın arkadaşlarıymış onlar. Ben onu o küçük olduğumdan o dünyaya. Sen e, onları tanıdıktan sonra mı babanın arkadaşı olduğunu anladın? Haberim dahi yoktu. Benim. <laughs> Onlar orada oturuyorlarmış. Babam e, çok kendi yerinde duran, e, çok e, kuralları net beyefendi birisiydi. O yüzden onun bilgi, onunla ilgili bilgiler bana öyle e, özeliyle dostlarıyla ilgili kolay ulaşmazdı. Muhtemelen ortak edince. bir noktaya takılıyorlardı herhalde değil mi? Evet, e, ortak noktaya takılıyorlardı. Fakat o çevredeki o gün birlikte oturup bir şeyler yapan insanların tiplerini size saymaya başlasam burada isimleriyle birlikte e, kültürel olarak önüne geçilemez bir fermentasyonun içinde büyüdüğüm için ha bir de e, bu konuları parmağıma doladığım için ama bu konulardan kendime meslek yapmamaya çocuktan karar verdiğim için e, çok şey e, çok şeyi rahatlıkla öğrenme imkanım oldu ama hmm. kader Arzu, çocukken arzu ettiğim şekilde gelişmedi. Peki sen bu iki büyük ustadan öğrendiklerini e, bir ürüne mi dönüştürdün? Şarkı sözü mü yazdın, beste mi yaptın, şiir mi yazdın? Ben e, üniversiteye İtalya'ya gittim. E, her ikisi de benim e, ailemle e, aynı şekilde düşünüyorlardı. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Okulu bitirip, girip Dışişleri Bakanlığı'nın sınavına girip e, kazanırsam... Beni nereye yollarlarsa artık muhtar kaymakam, muhtar seçiliyor gerçekten Diplomat. Ama, dip, diplomat <laughs> de derler. Yani oraya gitmeye kararlıydım. Fakat üniversite ikinci sınıfta birlikte okuduğum arkadaşımın üçüncü sınıfta dünya öbür ucuna taşınmasıyla birlikte elimde gitarla odada kaldım. Ondan sonra orada ve tabii ki bunda İtalyan İtalyan edebiyat tarihinin ve İtalyan müziğinin İtalya'da Cantautore denilen ozanların ve onların hayatlarının bizimkilere göre şanslı olmuş olmasının bende yaktığı ışık e, beni artık e, inkar edemeyeceğim bir gerçeğin önüne doğru götürdü ve e, şarkılarımı da arka arkaya yazmaya başladım. Bu iki insana da çekingen ve korkak bir şekilde e, danışıyordum arada bir oradan gelenler çok darbeler çok sert oluyordu. Ne diyorlardı örneğin? "Ya sen ne yapıyorsun?" <laughs> her türlü olabilecek, aklınıza gelebilecek e, en sert şekilde mesela Helal Fikret abi ama Süreyya abi Fikret abi göre daha sert bir adamdı. <laughs> e, değil dil lafını çekirmek, çekinmek e, bana 35 yaşında artık bir yolu olmuş bir sanatçıya davranır gibi davranıyorlardı. Beni Süreyya benimden tutup tahmin edemeyeceğiniz insanların yanına götürüyordu. O insanlar, aa Umut sen ne diyorsun diyorlardı. Yani orada artık o insanların içindeyseniz hamama giren terler e, vardı. Hazırlıklı olmak zorundaydınız ve bu hazırlık hiçbir zaman için yetmeyecekti. Çünkü benden evvel kuşayla, kuşa, kuşakların e, aydınları ve sanatçıları e, bilmem güzel bir terim mi ama rock'n'roll dünyasında çok söylenen bir laftır. Çok tabanca adamlardı ve kadınlardı tabii ki e, altın insanlardı. E, o yüzden hiçbir şekilde Kelimeyi eksiltmeden verirlerdi, e, vururlardı. Yani senin e, yazdıklarına ya da daha sonradan yazacaklarına doğrudan etkileri oldu. Tabii. <laughs> Kesinlikle. Ben mesela Burgazada Fikret abiyle bir e, buluşmamızı hatırlıyorum. E, oraya altın gibi yazıp götürdüğümü düşündüğüm şarkılarla ilgili 3-4 tane parmak tuttuğu konu oldu orada. E, Burgazadan eve bu, bu ziyaretlerimde e, e, ...avuçlarımı yumruklarımı sıkarak dönerdim. E, hırsımdan e, daha da iyisini yapmalıyım diye. 20'lerimin başındaydım. Oysa sen yapabileceğinin en iyisini yaptığını düşünerek yanına için gidiyorsun. Evet, bugün için hayır. Ama söyledikleri karşısında daha iyisini olabileceğini anlıyorsun. Tabii tabii şöyle e, boksör pozu vardır ya, <laughs> Orada yukarıdan gelebilir, yandan gelebilir. Her türlüsüne hazırlıklı olmak gerekiyordu. Sevgiden asla eksiltmeden. Ama... E, her zaman doğruyu söyleyerek. O insanlarda büyük bir entelektüel dürüstlük prensibi vardı. Sen hmm. de zaten böyle bir şeye ben yelteniyorum demek bile benim için ürkütücü bir şeydi. Korkuyordum demek istemiyorum. Ama rastlantılar beni büyük kıyaslara götürdü. Hmm. E, büyük kıyaslarda beni daha sakin, daha çabuk ulaşmacı olmayan, e, nereye gittiğine özellikle dikkat etmek zorunda olan e, bir müzisyen haline getirdi. Sen de ilham kaynakları itibariyle aslında e, özellikle eee Fikret Kızılok'a benzer e, isimler var. Yani e, Aşık Kesinlikle. Mahsuni'ler olsun. E, ondan sonra e, işte Anadolu'nun e, büyük e, ozanları, şairleri olsun. E, sen de Fikret Kızılok gibi derinden etkilendin onlardan. Etkilendim onlardan da etkilendim. Onlar da onlardan etkilenmişti. Ama zaten e, coğrafyamızda <laughs> bu olmasa da yani benim gibi şanslı karşılaşmalardan faydalanan insanlar e, olmayanlar da çok büyük şeylerden faydalanabiliyor. Çünkü coğrafyamızda akıyor. E, evet ben o insanlardan etkilenmiştim. O insanlar da kimlerden etkilenmişti? Mayakovski'den kim bilir nereye kadar olan Anadolu'nun en ucu İhsaniye'ye kadar. E, çok net bir şekilde bilgilerini aktaran insanlardı. Kesinlikle ben de e, Mahsuni evet üzerimde çok büyük bir etkiydi fakat koridordü yürüyen babamın bin cefalar etmem bin cefalar etsen almam üstüme yorumu da daha az değildi çünkü orada da ortaya çıkan sensiz dünya malı neyleyim konusu ilahi olmaya yardan ayıran gibi büyük temaların zaten sözel olarak insanın üzerine akıyor olması işimi hep kolaylaştırdı ödevimi büyüttü ama işimi kolaylaştırdı Örneğin Fikret Kızılok yani Aşık Veysel'lerden, Mahzunişlerden aldığı bahsedeldi. mirası e, kendi e, kuşağının ruhunu aktarmıştı. Kendi devrinin Kesinlikle. sesi olmuştu. Sen de e, benzer bir şekilde aslında e, Fikret Kızılok'tan aldığın mirası onu taklit ederek e, sürdürmedin. E, sen de gitara dayalı e, saykodelik Anadolu rock'a uyarladın bunu. Ben ama bir gün muhakkak klasik anlamda bir writer olacağımı biliyordum. İtalya'da yaşadığım çevrenin içinde çok elit müzisyenler vardı. Bir tane arkadaşım başka bir gruptan e, yolladığı CD ile, yolladığı posta ile yolladığı CD ile Sub Pop'tan kontrat aldı hmm. ve Avrupa'nın ilk Sub Pop'lu grubu oldu. Hayranları arasında Black Rose'dan, Franz Ferdinand'a kadar birçok insanlar olacaktı o yıllardan sonra. Ben içinde kaldığım o havuzdan, İtalyanların terimiyle o kümesten o kadar çok e, beslenmeye niyetliydim ki ülkeme gelip alelacele bir albüm çıkarmak, hemen e, klasik anlamda başarıya oyna, oynamak, e, şu dünyaya girmek konusunda çok imtinalı davranmak durumunda kaldım. Zaten kulağımı da daha 20'li yaşlarımın başında çok dikkatli çekmişlerdi. Yanlış anlatmak istemem kendimi. Ben hiçbir zaman için e, vardır böyle insanlar. E, kendisini yetiştirmişlerin erdeminde bir sonuca gitmek isteyen bir sanatçı olmadım. Her zaman özgür, kendi bir yol haritası konusunda fikirleri net olan bir sanatçı oldum. Yani ben geçmiş jenerasyonların, nesillerin e, gururu bir adam olmaya hiç zaman için oynamadım. Bu aradığım hiçbir zaman değildi. Yani yeteneklerimle egomu aynı ha, aynı yerde e, harmanladığım yerde neyi istediğimi çok çabuk anlamıştım. E, tamam o insanlar benim hayatımda çok büyüktü, çok önemliydi. Fakat hayatın önüne insanları döndürerek getirdiği şeyler de en az o kadar etkili oldu. İtalya'da hmm. yaşadığım yıllar benim en az Türkiye kadar etkili oldu. Çünkü orada birincisi ülkemde e, neyi kaybettiğimizi, orada neyi dikkatli tuttuklarını ve neyi barındırdıkları konusunda olayları çok iyi anladım. Hmm. İkincisi hmm. kuru salt e, böyle içi boş bir başarıya ulaşmak da beni o kadar ilgilendirmiyordu. Şu manada hayatım konusunda çok kıskanç, geçirdiğim zaman bakımından çok dikkatli ve bunu belki de en iyi sen biliyorsun. E, kokladığı şeyden hoşlanmadığı zaman oradan en çabuk uzaklaşan insanlardan bir tanesiyimdir. Bu iyi bir şey midir bilmiyorum. Bir bilene sormak lazım. Ama e, İtalya'da üzerime gelen o kokladığım duygular vermek adına mutluluğun esas kaynakları sanatçılığın gerçek etiği konusunda iyi sonuca ulaşmış örnekler beni Birazcık daha e, bunu yaparsam ne veriyorum, karşında ne alıyorum hesabını birazcık daha e, akıllı demek ayıp olur. E, dikkatlice, itinayla tartan bir haline getirdi. Ben seni İtalya'dan döndüğümde e, işte organizatör ve radyocu, ortak dostumuz <laughs> Eyüp İbila vasıtasıyla e, tanımıştım. Hiç e, İtalya'dan gelmiş ama e, burayı tanımayan... Ee, bu ülkeye Avrupalı gözüyle bakan birine benzemiyordun. Ee, yani aslında hemen e, oturup konuştuğumuzda senin aslında yani bu topraklardan beslenmiş ve bu topraklara borcu olup onu ödemek üzere müzik yapma niyetiyle böyle yanı tutuşan birisi olduğunu daha hemen 3-5 dakika içerisinde e, anlamıştım. Zaten ondan sonra da birbiri arkasına senin çıkarttığın 45'likler geldi. 45'likler geldi. Evet bununla altın çizdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü iki sebepten dolayı ben birincisi insanını elitleşme çabası olan insanlardan çok süratli bir şekilde rahatsız olurum. Ve orayı süratli bir şekilde demin söylediğim gibi terk ederim. İnsanını hakir gören insanların bizim evimizde zaten yeri yoktu. Bunu da erken yaşta anlamak benim için kolay oldu. Ee, kendi topraklarından, kendi, kendi toprakları değil bir toprağa, ee, yukarıdan bakan insanlara karşı çabuk bir antipatiye sahip olmayı bana İtalya'da öğretti. Hmm. Çünkü İtalya'nın çok gelişmiş bir e, ilericilik tarihi vardı. B, e, bünyelerinde mücadele etmek zorunda oldukları çok büyük e, muhafazakar güçler vardı. Oradan da bunun altını artık çizildiğini çabuk anlamış oldum. Çünkü döndüğümde de bunun zorluklarına zorluk nasıl? Zorluk denir mi ona? Aslında zorluk değil ama. Ee, anladım çünkü Umut sen İtalya'dan geldin artık o kadar İtalya güzel yer. Bak nasıl hayat güzel şuraya koysaydın iki tane şöyle bir rahat müzik diyen insanlarla da rastlaştım ve birçoğuyla gitmeyen evvel e, ilişkim olan insanlarla döndükten sonra da ilişkimin koptuğunu fark ettim. O benim dünya bakışım değildi. Benimle aynı şekilde düşünmeyen insanlarla da e, herkesin fikrine sonsuz dikkat ve açıklıkla birlikte çok fazla söyleyeceğim bir laf yoktu. Ülkesini tanımayıp, yaşadığı yeri tanımayıp diyeyim. Ortalıkta ben bilirim diye dolaşan insanlara erken yaşta ortaya çıkan bir mücadele ruhu. Yani belki de bunun hırsı içinde kavrulmuş olabilirim gelişme çağında. Bir İtalyan şarkı yazarının muhteşem bir lafı vardır. Bir çocuğun gözünde... Ee, gitar bir kılıçtır buna inanmayanlar da birer korsandır diye bir lafı vardır. Kendi çocuğunu, çocukluğunu anlattığı Napoli'li bir sanatçı da. Ee, belki olaylar öyle e, gelişmiş olabilir. Ancak altını çizmek adına son bir kere daha söyleyeyim. Ee, etrafına öyle etrafına hakir görerek e, günlük hayatını sürdüren insanlardan hiç hazretmem böyle. Net söylediğim için özür dilerim. <laughs> konformist değildin yani hep halk adamı olarak. <laughs> e çünkü aslında birazcık bu egoizmle de ilgili bir olay. Çünkü dünyanın en zevkli kavramları ve en keyif veren, insanın gününü en e, güzel şekilde dolduran şeyler etrafta. Hep etraftaydı. Olduğunuz yere bakmaktan, e, kafayı kaldırma imkanınız olduğunda mesela Caddibostan'dan Karaköy'e gidiyordunuz, orada şarkı çalıyordu. Şarkıda kimsenin anlayamayacağı ve yazamayacağı kadar büyük laflar bir okuma yazma bilmez insan tarafından yazılmıştı zamanında. Onların dinamikleri ve gidiş gelişleri bende e, büyük infilaklar içimde oluşturdu. Yani belki de o yüzden hiçbir zaman böyle gündelik eğilimlere kapılıp o güncel e, moda akımlarının peşinden koşmadın. E, çünkü senin e, hamurunda hep o... Folklor vardı ve vardı. folklor insanı olarak e, kaldın sen hep. Yaptığın müzikle de aslında bir e, rockçı ya da inciden ziyade bir Kesinlikle. folklorcu olarak kaldın. Şunu da düşünmek istiyorum. da Bir de bu coğrafyanın folklorunu konuşmaya burada açmak istemiyorum. Çünkü bitmez. Ee, sebebi şu bazı şey sebeplerden, kişisel ve özel sebeplerinden dolayı dünyada... E, insanı ihya edebilecek birçok şeyden e, çeşitli şanslar sayesinde erken yaşta e, faydalanmış oldum. O yüzden daha 20 başında beni e, baştan çıkarıp beni satın alabilecek artık e, dünya malı kalmadığını fark ettim. Yani demin şu örnekle gösterdiğim. İçim rahattı. Yolumuzun ve zordu. Çok kişi uyardı bana. Hiç zaman için böyle laylaylam. E, hep şu örnekle söylerim, e, Hulusi Kentmen'in kızının yaptığı partilerde dans eden insanların arasında büyümedim, onlardan e, hoşlanmadım. Budur esas sebebi. Şimdi Umut kısa bir ara verelim. E, elimde böyle kısa aralıklarla çıkarttığın 3 tane 45'lik var. E, bunlardan sanırım... E, Geyinde Ru adlı dizide evet. e, bu aralar çalınıyormuş. Evet. E, sevdiğimi seçtim. Bunu evet. dinleyelim. Tabi Tabii dinleyelim. Diğer diğer yol geçtim. Can sevdiğimi adan aslımdan izimde çöller açtım çamlığında gül açtım can sevdiğimi seçtim Bu bu 2010'lu yılların başıydı işte kısa aralıklarla 3 tane 45'lik birden çıkardın evet. oysa senin kuşağın böyle büyük bir hararetle e, yeni yeni moda oluyordu bu. E, single üretip e, dijitale veriyordu. Mesela bütün o ortamda, o iklimde sen neden plak yapma, plak basma peşine düştün? E, kafamdaki bütün birleşenlerin ortaya çıkacağı füzyonun en iyi şekilde temsil edilmesini isteyen bir sanatçıydım ben. E, bununla birlikte bazı sinema dünyasından öğrendiğim gerçekler ee, Avrupa sineması özellikle Türk sineması benim gitmem gereken yolun çok farklı bir şekilde olması gerektirdiğini bana çabuk anlattı. Şu manada ben bir albüm adına Anadolu denilen yerle ilgili bir albüm çıkarmaya niyetli bir kişiydiysem şayet öncesinde küçük bir trioloji yapmayı çok arzu ediyordum. Çünkü albüm dediğiniz hem bir birkaç şarkıyı en iyi şekilde sunma yolu hem de birkaç şarkıyı en iyi şekilde batırma yolu olduğundan orada da bir kurnazca hareket etmem gerektiğini e, hissettim geçen zamana kadar. Benim İtalya'da e, kendime hazırladığım yıllarda burada olan müzisyen arkadaşlarımın birçoğunun şu an kimler olduklarını e, burada söylemeye gerek hmm. dahi yok. Çabuk sonuç, çabuk şey ürettiler. Çok da iyi yaptılar. Bazılarını ben de büyük bir e, keyif ve sevinçle dinliyorum. Ama kendimde gördüğüm rol o değildi. Üç tane hazır, net işi sunduktan sonra, üç tane güzel makaleyi yazdıktan sonra kitabı çıkarmaktı benim amacım. Öyle bir kronoloji sırasında e, gelişsin istedim. Zaten buna da İstanbul'un, Türkiye'nin plak piyasası beni... Bununla artık e, bilir tanır hale geldi. <laughs> Buna Umut Hanım, beyaz dönemi, portakal dönemi, güllü plak dönemi olarak üçe ayrılıyormuş. <laughs> benim de kulağıma geliyor. Arkasından büyük bir hırs ve e, saldırganlıkla ürettiğimiz bahar geldi. Ama o da gene birçok değişik etkenin sonucu olarak ortaya çıktı. Yoksa ben albümü yapmadan öyle bekleyebilirdim de. Çünkü hmm. benim yarın kalkıp yapmam gereken hiçbir şey yoktur müzikte. Yarın sabah kalkıp okumam gereken çok şey vardır, çalmam gereken çok şey vardır, aramam gereken çok meslektaşım, konuşmam gereken birçok insan vardır. Ama yarın benim yapmakta zorunlu olduğum en ufak bir şarkı dahi yoktur. Değil ki bir albüm. Albüm kendi kendisini getirdi. Yani Bahar albümü 2019 yılında çıkmıştı. Ona geleceğiz ama ondan öncesinde önemli bir şey daha var. Bu 45'liklerin ardından sen Jack White'a buradaki İstanbul konserine ön grup çıkmıştın. O nasıl gerçekleşti? O bende maili var. Ee, organizatör kuruluş diğer birçok kıymetli grupla birlikte bildiğiniz. Beni de listeye koymuş. Ben Jack'in bir plak çılgını olduğunu biliyordum. Ee, zaten ondan daha sonraki yıllarda da e, Third Man'le bunu bütün dünyaya göstermiş oldu. Ama inanın o plakları yaparken amacım bunu kendisine ulaştırmak Öyle bir fırsatın hmm. daha önüme dahi gelmeyeceğini düşünüyordum. Ama zaten beyaz plak zaten her şeyin sebebi oldu. Ben bu plak yapmak için İtalya'da beni e, tanıştırdıkları Marco Damiani adlı. Bugün hala benimle hmm. ilgilenen, kariyerimi takip eden bir kişiyle tanıştıktan sonra yapma bir 45'lik yapalım bakalım dünya basını bu konu hakkında ne diyecek dediğinde kaldırımda bir İtalyan abi bana sen şöyle mi Anadolu Pop'tan böyle mi diye iki isim söyledi. Ben böyle dedim. O zaman biz bir 45'lik yapalım dedi. 45'liği dünyanın çeşitli noktalarına yollamış. Ve Sonic Youth grubunun elemanlarının nikah şahidi olan İngiliz İngiliz kritikerde albüme mi affedersiniz çok tahmin edemeyeceğim bir yorumla yaklaşınca Artık benim için zarlar atılmış oldu. Benim için geriye dönüş söz konusu olamazdı. Plaklar o yüzden arka arkaya plak 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 gitti. Özellikle e, yabancı basında çıkan review'ların e, bu Jack White konseri öncesinde ön grup olmanda etkisi oldu değil mi? Tahmin ediyorum. Çünkü benim de e, içinde bulunduğum insan grubu, müzisyen grubu muhakkak sabah kalkıp dersini çalışan insanlardır. Evet. Jack White'ın enturajından da biz Umut'u beğendik diye bir mail gelmiş. Ee, o yüzden zaten konserden sonra da yaptığımız kendisiyle konuşmalardan olayın o şekilde olmuş olduğunu, e, onun benim işimi daha evvelden dinlemiş olduğunu fark ettim büyük bir hayranlık, e, şaşkınlıkla. E, olaylar birbirini takip etti. Sonrasından da işte albümün yolu açılmış oldu. Peki gelelim e, Baharat. Ee, burada sen varsın ama çok kritik bir isim var. Marco Fasolo. Evet. Onunla ben o yani birkaç enstrüman birden çalıyor. Tabii. Ee, Marco Fasolo ile nasıl tanıştınız? Çok kolay bir şekilde oldu. Marco Fasolo demin size bahsettiğim Avrupa'nın ilk sapoplu müzisyeni, kontratlı müzisyeni oluyor. Hala dünyanın büyük insanların kapısını çaldığı bir insan. Ama ben onu görmeye gittim. Konserden sonra kendisiyle ortak bir arkadaşımız sayesinde tanışmayı başardım. Ondan sonra ona e, şarkılarımı dinlettim. Birinci 45'liği de aynı şekilde, ikinci 45'liği de aynı şekilde, koca albümü de aynı şekilde. Yani iki müzisyen bütün enstrümanları çalarak e, kaydettik. Fakat ben albümü yapmaya karar verdiğimde Marco'nun stüdyosunun karşısında kaldırım tadilatı başladığından ve artık orada albümü yapamamayacağından ben de bu albümü muhakkak analog prensipler içinde yapmak istediğimden albümsüz kaldık. Daha sonra Nişantaşı'nda birisi beni durdurup çeşitli şeyler söylemeye başladı bana o geceki konserle ilgili olarak. Ve kendisi neden siz e, albümünüzü White Stripes'ın Elefant'ı yaptı, efsanevi Torek albümünde yapmıyorsunuz dedi. Yani Jack'in de e, meşhur hitindeki hmm. o şarkıyı kaydeden kişi olan hmm. Lion Watson'dan hmm. bahsetti bana. Ben Lion Watson'ın değil, stüdyosuna gidip şarkı kaydetmek, kendisiyle bir çay içebileceğimi bile pek düşünmüyordum hayatta. Ama elimin ulaşabildiği, aklımın yetebildiği analog stüdyolardan artık aklımda pek kalmamıştı. O yüzden eve döndüm, Dear Sir... Dear Sirs yazarak onlara bir mail yolladım. Ee, ve evrene onu uçurdum. Günümüzün tabiriyle. Ee, <laughs> Ama çok umutlu değildi değil mi bu? Aklımda bile ha. kalmadı. <laughs> Unutup yatmışım. Sabahleyin merhabalar ben laim diye bir mesaj aldım. Ee, akabinden bana şunu söyledi. Bir iki şarkını daha dinleyebilir miyim? Sevdiğimi seçtim yolladım hatırlıyorum. Hmm. Ee, o da dedi ki Albüm yapmak istiyorsan, prodüktör olarak ben girmek istiyorum dedi. E, ama zaten Marco vardı benim prodüktörüm olarak. Kendisine dedim ki, biz Marco ile ikimiz gelsek, seninle bu işi e, kaldırım diriyle gömebilir miyiz <laughs> dedim. O da bizden daha e, şey bir abi çıktı. Kuralları çok sert ki çalışılması her zaman e, belirli kurallar. Gerektiren bir daha söylüyorum sert ama dünya tatlısı bir abiydi. Zaten o zamanların deminden beri bahsettiğim bütün aydınları gibi. Yaptığı albümler de çok kritik ehemmiyete sahip albümler. Ben makaranın dolaba girdiği an kayıtlar ve mix bittikten sonra dolabın açılıp arasına girdiği Hı -hı. diğer makaraları gördüğümde alnımdan teller inmeye başladı. Kimler kimler herkes. Hı -hı. Yani... E Teyvim Pala'dan Baskaks, artık kimleri saysam size. Evet, evet, evet. The Kills. The Kills, White Stripes. Ee, White Stripes. Oraya girdiğinde, şimdi bana verilen e, tavsiyelere kulak ardı etmediğimden çok memnun oldum. Hı -hı. E, oraya gittik, e, biz Marco ile bütün şarkıları çalarak ikimiz albümü e, bitirdik. İşin garip tarafı da, bir yere gidersiniz, saat 8'de kayıt, 9'da kayıt başlar. Gece 2'de, 3'de o kayıtlar hala devam eder. Yok orada öyle değildi. 11'de kayıt başlıyordu. Şaşırdığım olay şu: kayıt planımız her gün en az 15 dakika erken bitiyordu. Hmm. Ertesi güne de başlayamayacağımız için üçümüz bir yere bir şey içmeye gidiyorduk. <laughs> yani e, mahalledeki bize bana Hakni tarihini anlatıyordu, e, göçler tarihi konusunda. Çok konuşuyorduk oranın çayı buranın kahvesi şu. Aynı bu, zamanda entelektüel. Kesinlikle bir araştırmacıydı. Evet, evet. Elindeki enstrüman, enstrüman ve e, kitap koleksiyonunun hmm. e, içinde e, yıllarımı geçirebilirdim. Zaten o ikisi birbiriyle çok iyi arkadaş oldu. Ben üçüncü kişi olarak kaldım albümün sanatçısı olarak. Ben camın bu tarafında dururdum. Orada piyano vardı. Onun önünde otururdum. Bakardım o camın arkasından, camdan ben de duyamıyorum ya konuşanları. Orada kahkahalar, onların e, mayası tuttu birbirine. Bahar'ın şansı o Çok oldu. Önemli. Yoksa ben orayı tabii, tabii, tabii. E, elimden, kon o, o iki güçlü karakterin arasında Hı -hı. E, elimden kaçırabilirdim. Onlar orada güler, birbirine fıkra anlatırlar, orada bir şeyler uçur. Ondan sonra mikrofonu basarlar, e, Umut Kayıt derlerdi. Odaya giderdim. Çalacaklarımı bana söylerlerdi. Zaten o iki insanın arasında da çalacaklarınızı bir değil, ikinci de diyelim tutturamadığınız eller kafaya gitmeye başlardı. Yani büyük bir mutluluk e, vardı orada ama oradaki azim miktarını size o insanların... Hmm. E, senin için sadece e, bir albüm kaydı olmamış. Olmadı. Büyük de bir e, hani ders alır gibi bayağı benim, bir okul olmuş senin için bu için bir süreç. Benim için okul oldu... E, çok garip şeyler yaşadık o sırada. Mesela biz o gün nerede? ben de Marco'nun hayatına adapte olmak durumunda kaldım. Biz ikiden sonra yemek yemiyorduk mesela. Hmm. Ben de ikiden sonra bir anda yemek yemeyen bir insan haline geldim. Onlar benim önüme ne koyuyorsa en iyisini o an yapmaya kararlı bir şekilde gitmiştim. <laughs> Birazcık güzel maceralar da yaşadık orada. Fakat bu albümün başka bir yerde kaydedilebileceğini şu an düşünemem. Peki o zaman kısa bir arada buradan Kadıköy'lü Kadıköy'lü sen bu albümden sonra sıkça büyük demedin, küçük demedin. Sahnelerde boy gösterdin, konserler verdin. Ama o bir dizi grupla verdiğin konserlerin ardından da tek başına bir seriye başladın. Bunu yapmam gerektiğine beni gene etrafımdakiler ikna etti. Çünkü uzun süredir topladığım, biriktirdiğim ve doldurduğum çuvalı artık birileri beni ikna etti boşaltmaya. Çünkü ben çalar yazar, kaydeder ve icra ederim. Onun dışındaki her şey benim için günlük hayattır ama günlük hayatımda konuştuğum ve ele aldığım konuları bir sahneye taşıma konusunda çevremdeki insanlar ısrarcı oldular ve beni buna e, şu soruyu yenmeme sağladılar. Nasıl burada sizlerle konuştuğum gibi e, onu bir sahneye tek kişilik oyun haline nasıl getirebilirim konusunda beni bir e, Fazla da mesai itler ve o olay ortaya çıktı. Büyük Yalnızlığa Devam adlı e, tek kişilik oyunumu e, gerek İtalya'dan getirdiğim gerek hayatımdan topladığım bilgilerle çalışıp harmanlayıp diyalogları sonuçlandırıp onları da onunla ilgili şarkıya bağlayan ben yazmış olayım ya da olmayayım e, bir oyun çıktı ortaya. Şu an moda sahnesinde. Elinde ee, tek başına gitar e, ve aynen. çaldığın kadar da anlatıyorsun. Çaldığımdan biraz fazla anlatıyorum galiba. Hı. Çünkü e, olayın bir konsere dönüşmemesine özellikle Hı. dikkat ediyorum. Peki Erkin Koray'dan daha fazla mı anlatıyorsun? Yok, o da tek başına mi? sahneye çıktığı zaman şarkı aralarında hiç bitmezdi konuşması. <laughs> Doğru. E, ben de biliyorum bunu. Ama benim e, konuşmam tekstler üzerinden gidiyor. Yazılmış bir teksti e, oyunu dört ya da beş ana bölüme... Ayırdıktan sonra her bölüm onunla ilgili bir şarkıyla bitiyor. Bu şarkılar benim olabilir. Ya da o gün için hangi hı. sanatçıdan ilham alıyorsam o olabilir. Ama konu dışı şarkıyı hiçbir zaman için çalmıyorum. Hep o konunun şarkısı var. Ona göre e, ördüm oyunu. Hı hı hı. E, bildiğim kadarıyla yeni bir albüm daha bitiyor. Evet. O bahardan sonra gelen... E, o neden olur, ne sebepten olur, nasıl şekillenir ve nasıl sonuçlanır diye kafa patlatmaktan e, bıkmadığımız albümün kayıtları Temmuz ayının sonunda en azından ilk onlu olarak e, bitmiş olacak. Ondan sonra konuştuğumuz e, plak şirketleri artık bunun yanında nasıl bir detay isterler onlara da e, yer verdikten sonra. Bir cover daha eklemeyi düşünüyorum. Cover'a henüz karar veremedim. Dört senedir. Şu an hali hazırda yok mu bir cover? Cover yok. Var üç dört tane ama hangisinin olacağı <laughs> ile ilgili bir e, fikrimiz Repertuar netleşmedi henüz. Benim şarkılarım, bizim şarkılarımız üzerinde e, repertuar tamam. Hmm. Bir cover almak Cover da net değil. Net değil. E, sırf dijital değil değil mi? Plakta basılacak. Artık benim benim işime girecek olan kişiler bu e, ihtimali e, senin fark etmiş olarak. Senin yaptığın işlerin dijital e, bizi kesmiyor. İlla plak bekliyoruz. <laughs> ne mutlu <laughs> benim için. Çok çok memnunum. Umut çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür için. Sağ ederim. Sağ olasın. En kısa zamanda. Tekrar görüşmek üzere. DNR'la Plak Sohbetleri'nin bugün konuğu Umut Adan'dı. Gelecek bölümde görüşmek üzere.